Evet arkadaşlar, nerede kaldık? Dolabımızı yapmıştık biliyorsunuz. Sıra geldi onun şu alt kısmına. Şuraya. Yine aynı şekilde dokusunu kazandıralım. Evet, şimdi bunu keselim. Bunu da şöyle keseceğiz. Buradan payda olacak arkadaşlar. Şuradan da biraz şöyle yapalım. Yani tam şuradan yapmayalım. Şuradan bakın. Üst tarafına. Şuradan aldım. Şuradan şöyle aldım. Şu arada şu boşluğu da şöyle dur kazandıralım unutmadan. Boyayalım hemen. Evet. Hemen yine doku, form 90 derece kıvırın arkadaşlar. Hemen silikonumuzu da sıkalım şöyle. Evet şu. Hemen yapıştıralım. Evet. Bakın. Çok çirkin oldu değil mi? Nazar değmesin diye söylüyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bizim oralarda öyle derler. Nazar değmesin diye çirkin oldu derler. Şimdi arkadaşlar şunları şu şeyden yapalım hemen. Bakın dokularını yuvarlak yuvarlak yaptım böyle. Bir tanesini göstereceğim. Sonra öbürünü siz yapıştırırsınız. Onda vakit kaybetmeyin. Biraz şuradan almayacağım da biraz şöyle geniş tutacağım arkadaşlar. Neden? Biraz şöyle şey dursun. Form verince zaten küçülüyor ya. Bakın şu. Hemen boyayalım. Evet, herhangi penye de olabilir. Bizim mousepad'imiz var. Şimdi mousepad'in üstü dolu. O yüzden şöyle yapalım. Penyenin üzerine koydum. Şöyle çukurlaştırdım. Bakın. Şu. Nasıl oldu gördünüz mü? Pırıl pırıl parladı. Evet, hemen silikonumuzu alalım. Uzun da temizleyelim. Şöyle. Hemen dolabımızı alalım. Evet. Bakın. Hemen fark ediliyor arkadaşlar. Hemen fazlalık silikonları da alalım. Evet, şunu da sonra yapıştıralım arkadaşlar. Buraya da ne yapalım biliyor musunuz? Orası koyu ya. Koyu olduğu için şuradan bir yerden alalım. Şu kısmından alalım. Şuralarından şöyle bir kendimiz şöyle bir şey yapalım. Orada görünmüyor ama muhakkak vardır tabii elbet. Oranın da bir çekmecesinin düğmesi vardır. Hemen orayı da şöyle 3 aşağı 5 yukarı diğerin büyüklüğünde yapıyorum. Yapmaya çalışacağım. Hemen böyle doğaçlama. Görünmüyor. Resimde yok arkadaşlar o kısım. Ama ben yapacağım. Hemen boyayalım. Hemen aldım. Bastıralım şöyle. Bakın. Çukurlaştı hemen. Bunu da yapıştır, silikonu sürelim. Hemen onun altına şöyle. Bu biraz büyük olmuş ama olsun. Şimdi buraya da aynı şekilde yapın arkadaşlar. Siz bir tane, bir tane de şurayı yapın, tamam mı? Şimdi bununla uğraşmayalım. Vaktimizi kaybetmeyelim. Biraz, şimdi geçelim kedimize. Aman da aman, aman da aman. Sevimli sevimli şimdi. Bakın kedimizin şöyle yer yer. Şöyle çok değil, bu kadar. Bu. Çok doku yapmayalım. Böyle iyice şey gibi oluyor bazen hani tuhaf duruyor yani. Bunu şimdi nasıl keseceğiz arkadaşlar? 0 0 0 0. Tıpkı şurada olduğu gibi bakın. Şu. Hemen şöyle kulağını şöyle ortasında ortalayalım. Şöyle çukur yapalım biraz. Kulağı şey olsun. Şimdi bir de bomba verelim. Şöyle hani bakın şöyle dış bükey yaptım. Hafif çukurlaştırdım yani. Şu.
Evet, bunu da şey yapalım mı? Pinçik pinçik şöyle güzel olur. Şöyle. Burasını da şöyle yapın. Bakın düz yapın. Bazıları kopsun. Önemli değil. Kopabilir. Şu kulağına gelince biraz şöyle verev yapın. Hani şöyle tutmayın da makası. Azıcık şöyle tutun, oldu mu? Yukarıda tutun, biraz şöyle vereyle olsun. Bu bizim yaptığımız işi arkadaşlar. Tabii ki elbette yapan var. Yok değil yani, ama ben çok rastlayamıyorum yani. Rastladıklarım da çok bizimkine benzemiyor. Ama onlar da büyük bir emek gerçekten. Evet, bakın. Şöyle yapalım da. Şöyle hani tüyleri böyle çok tek düze durmasın. Evet, şimdi kafayı yaptık. Tamam mı? Bunu yaptık. Sıra geldi gövdeye arkadaşlar. Gövdemiz nasıl yapacağız? Şimdi bunun yarısı battaniye içinde kalmış. O yüzden biz de öyle yapacağız. Şimdi şu iki patisi, şu gövdeyi birlikte çıkartacağız. Şuradan gelelim, paylı gelelim ki arkadaşlar orada gövdenin geri kalan kısmı, kuyruğundan gelin şöyle. Bu patisini alalım şöyle. Bakın şöyle. Buradan şu kafayı yapıştırmak için pay. Buradan şöyle bu. Bu kadarcık pay yeter. Gövdeye şöyle şey kazandıralım. Şöyle şöyle. Çok değil. Küçük küçük çizgiler kazandıralım. Patiye de şöyle yapalım. Şu. Çok bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bazen hayvanlarda çok doku yapmak da çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ya sanki böyle kedileri, köpekleri elektrik çarpmış gibi oluyor. Çok hoş durmuyor. Şimdi bakın patisine geldim. Şöyle yapıyorum. Bakın şu. Bunu da şöyle yaptım. Koparmadım. Başına yapıştırmak için şuradan yukarıdan yapacağım. Buradan. Şu kısmı paylı arkadaşlar. Şu arka kısmı paylı. Şurada bakın patisini şöyle ikisini ayırdım böyle biraz. Şurada biraz şeylik oluştu. Sivrilik oluştu. Bak. Tamam, boyayalım. Buraları da şöyle şey yapalım biraz. Şey kazandıralım. Şu sırt kısmının olduğu yer arkadaşlar bu. Şu, bakın şu sırt kısmının olduğu yer, tamam mı? Patilerini de şöyle yapalım. Minik minik, çok şöyle çok az. Makasın ucunu kullanıyorum bakın genelde. Şu başının olduğu yerden şu patisini şöyle bakın. Şurayı şöyle bomba verelim arkadaşlar şöyle. Şu iç, şöyle dış, buradan bakınca dış bükey, tamam mı? Buna da şöyle verelim şöyle. Bakın şurada şey yaptım biraz. Şuradan çıtlattım. Şu patisini biraz şuradan çıtlattım. Evet, şimdi buna da şöyle bir bomba verelim. Şöyle yani çukurlaştıralım, dış bükey verelim arkadaşlar. Hemen başımızı yapıştıralım. Şöyle hafif, şunu da şöyle yaptık biliyorsunuz. Böyle yapıştıracağız şimdi bunu. Tane bütün resim vuralım. Şimdi resmin üzerine şöyle bir koyalım. Bakın gördünüz mü? Kulak yamuk. Bazen öğrencilerim bana çok dikkat etmiyorlar. Hemen yapıştırıveriyorlar. Doğruymuş gibi geliyor ama yanlış oluyor. Evet. Allah'ım, Allah'ım. Şeye benzedim ben de. Televizyonda bir şey var ya. Aşçı. O kendi yaptığını Allah'ım Allah'ım diye seviyor. Ben de öyle. Şimdi kuyruğu var arkadaşlar. Sadece kuyruğu kaldı. Kuyruğu da şunu da bakın yine bu battaniyenin altında demek ki bunun kuyruğun gövdesinin devamı. O yüzden şuradan geleceğiz. Kuyruğu 0 0 buradan paylı. Şöyle şöyle yapalım dokusunda böyle.
Payda yapacağız. Şu kısımdan payda yapacağız, tamam mı? Şurası payda olsun. Hemen boyayalım. Evet. Bu da arkadaşlar bakın şu kuyruğu da şöyle. Bu kuyruğunu da şöyle yapalım bakın. Pinçik pinçik. Yani yönü şöyle olsun şeyin. Çıtlatmamızın. Çevirelim. Şöyle dış bükey yapalım. Şöyle bakın. Nerede gideceğimiz? Burada. Şimdi bunu da yapıştıralım. Şöyle olacak yani arkadaşlar, tamam mı? Şuradan yapıştıracağım silikonu. O şey kısımlarından göstermeyeceğim. Allah'ım, bizim boncuk kedimize benzedi. Bizim de var. Babamın yanında. Evet. Boncuk kedimiz var. O da böyle yavrusu var. Bir tane de tekir kedi ama yavrusu simsiyah. Evet. Kedimiz bitti arkadaşlar. Belki ona birkaç böyle bıyık sakal gibi bir şey yapabiliriz. Bir kurusun. Duruma göre bakarız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şu ana montajımıza gelelim. Artık önemli yerlerinde, püf noktalarındayız. Ne yapmıştık? Şunun arkasına şöyle, ne demiştim? Kalın asetat. Ya da işte o hani gömlek kenarlarından falan çıkıyor. Onlar falan sert oluyor. Onlardan şöyle ince şerit halinde şöyle biraz fazla olacak şekilde şöyle şuraya kadar yapıştırın demiştim. Onu yapıştırdığımız farz edelim. Evet. Bakın. Şimdi şurada bir potluk oluştu. Şuranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı olmadı. Bu duvar böyle oldu. Burası da böyle oldu. Şimdi olsun. Zaten öyle olması gerekiyor. Şimdi silikon arkadaşlar. Bakın. Bunu yapıştıracağız. Yatağa yapıştıracağız. Tamam mı? Şuraya sıkacağım şimdi bolcana. Yani bizim resmimizin can alıcı noktası burası arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle şuna sıkayım. Şöyle tam orta yere bakın. Şöyle tam orta yere, görünmeyecek yere. Bizim amacımız o. Görünmemesi. Göründükten sonra hiçbir faydası yok arkadaşlar. Evet. Bir de şu köşe var ya bakın. Burası da zaten görünmeyecek. Tutması için şurada minnak bir silikon koydum. Şu. Evet. Şimdi şurada bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şunları ben siyaha boyadım. Onu da geçmeyelim, unutmayalım. Hemen onu da göstereyim size. Silikon öyle kalsın, bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen kurumaz. Şu bakın. Şuraları var ya. Şu demir kenarlıkları. Bakın şurayı ben siyaha boyadım. Şuralarını falan siyaha boyadım. Oralarda arkalarda görünme olmasın diye. Şimdi mesela şuraları şöyle güzelce, hani gölge gibi dursun diye güzelce siyaha boyayın arkadaşlar. Şöyle şu sarıkları kaybolsun. Şöyle şu şapkayı boyayalım. Şöyle zeminde görünmesin. Gölge gibi dursun. Şöyle. Şöyle yapalım. Şu de teyzeyle amcanın şu kısımlarını boyadık. Şuraları, uçları boyayalım. Uçlar görünür çünkü. Siyaha. Tabii siyah artık benim de azalmış ya da silikon değmiş herhalde. Evet, onun dışında arkadaşlar bakın şuraları azıcık şöyle boyadım. Şu kenarlıkları boyadım. Bakın şu kenarları siyaha boyadım. Oraları görülüyordur. Şimdi ayağı boyayalım. Ayak doğrudan sarkmasın, görünmesin. Şu. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Evet, şimdi silikonumuzu devam edelim yapıştırmaya. Şöyle ortalayalım. Evet, elimizi silin. Arkadaşlar sık sık elinizi silin. Bakın siz görmüyorsunuz da arada şöyle bir ekranda hiçbir şey olmuyorsa muhakkak böyle kenarda elim siliyorumdur. Evet, şuraya da bakın, şuraya da bastırdım. Bakın şurada bir boşluk oluştu, gördünüz mü? Neden? Bunu bir kaldırdık ya. Şöyle bir şeylik oluştu. Evet. Bakın bastırdım. Evet, bakın burada da kendiliğinden bakın yükselti oluştu. Halbuki silikonu ben buraya sürdüm. Hiç buralarda falan silikon yok. Neden? Şunun altına asetat yaptım ya arkadaşlar. O onun dik durmasına yardımcı oldu. Bakın şurada da bir yükseklik var. Bakın şurada elim giriyor rahat.
Bakın şu ayak şöyle havada. O şeyden yataktan biliyorsunuz. Bakın şurada da boşluk var. Evet, düzeltelim şöyle. Yine kuş bakışı bakın arkadaşlar lütfen. Ben de şöyle bir ayağa kalkayım. Şimdi evet. Şimdi bu kurusun biraz azıcık arkadaşlar. Kuruduktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Şu fazlalık vardı ya. Bunu böyle buraya sabitleyeceğiz. Ama bu ıslakken bunu yapamayız şimdi. Tamam mı? Bunu bir kenara koyalım. Bu da kurusun. Evet. Şimdi aşağıda şöyle çaydanlık gibi bir şey var. O bilmiyorum artık. O şöyle bakın. Şu boşluğunu ben bunu çaydanlık diye düşünüyorum. Şöyle bir şey. Şu boşluğunu oyalım. Muhtemelen belki akan bir yerlere koyuyorlar ya da su içiyorlar ya da artık bilmiyoruz artık. Başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Ben bunu çaydanlığa benzettim. Siz başka bir şey bulursunuz. Bulursanız yazın. Hocam şu şöyle bu böyle deyin. YouTube'dan yazın. Şu kadarcık doku kazandım. Çok değil. Sağından solundan. Şöyle bakın dokularım. Hemen keselim onu. Şuradan. Yukarıdan payrı yapacağız arkadaşlar. Yuvarlak olduğu için muhakkak makas kullanın. Böyle kulpu var tutacak bir şey ama belki çaydanlık gibi bir şey de olabilir. Şuradan görünmüyor. Şu. Hemen boyayalım. Şöyle bomba verelim. Bakın önden de rötuş yapabiliriz. Çünkü koyu renkli. O yüzden pek zararı olmaz. Beyazlıklar kalmasın sakın. Evet bu da tamam. Bu kadarcık. Şimdi ayakkabılara geldi sıra. Evet iç bükey dış bükey ayakkabı yapmaya geldik. Terliklerden başlayalım şimdi. Evet şu terlikten başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir tane bir şöyle bir şu kısmına doku kazandıralım. Bunu şöyle bir çıkartalım. Buradan şöyle şöyle bir çıkartalım. Şöyle şu. Şuradan almayın böyle. Bakın ben şimdi şu kısmını alacağım. Bunu yaptıkça şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arka kısmı olacak. O yüzden arka kısmını böyle bütün almamıza gerek yok. Şimdi bunu aldım. Bir. Bir de ön tarafı var. Şu kısmı var. Bakın şu yüzeyi var. Onu da şöyle alacağız. Bakın çiziyorum. Şöyle alacağız. Tamam mı? Dokularını kazandıralım. Şöyle. Yer yer yapıyorum. Bakın dokuları. Şu altına tamamını yapıyorum. Şu taban kısmının olduğu yere. Hemen onu da bir çıkartalım. Şurada dursun bu. Şimdi iç bükey dış bükey yapacağız terliği. Artık bunların birçok şeyini çözdükten sonra arkadaşlar neyin ne olduğunu kendinize yapabilirsiniz. Özellikle takip eden hocalarım için söylüyorum. Zaten birçok öğretmenimiz neyin ne olduğunu hemen anlayacaktır. Bakın form veriyorum böyle. Hemen boyayalım. Merak ediyorsunuz şimdi değil mi? Nasıl olacak? Bunu da boyayalım. Bunu şu kısımlarını boyayalım. Şuralardan. Evet şu arka kısım şimdi bir tane temiz resim alalım. Evet. Şu arka kısmı arkadaşlar. Aslında şuraya baz aldık ama bu yapışması için gerekli. Büyük almamız lazım. Şimdi bunu iç bükey yaptım. Bunu dış bükey yaptım. Bakın. Bu şöyle olacak. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Bu. İşte bu. Bakın şurada boşluk oluştu. Kendiliğinden. Hemen silikonla şu kenarlarına sürün. Fazlalıkını sonra kuruyunca keseceğiz arkadaşlar. Evet bakın anlaşılıyor umarım. Bakın şurada bir fazlalık var arka tarafta. Onu da şöyle biraz keseriz. Hatta indirdim aşağıya. Gördünüz mü? Nasıl derinlik oluştu, nasıl terliğimiz oldu, meydana çıktı. Şimdi daha sonra şu şerit kısmı var ya arkadaşlar kuruyunca keseriz. Tamam mı? Bu kenarda dursun şimdi. Diğerine geçelim. Evet. Buradan kurtaramayız. Evet buradan alalım. Şimdi şu kısmını alalım önce. Buraya doku kazandıralım. Bunu şöyle bir alalım önce bakın. Şöyle. Ben bunu buradan almıyorum arkadaşlar. Çünkü buraya devamı var bunun.
Şimdi ön yüzünü alalım onun. Buradan alalım şuradan. Şu. Yine dokusunu kazandıralım şöyle uç kısmına. Buralara böyle yapalım. Bakın bu da şöyle falan. Şöyle falan. Tamam mı? Şuradan şöyle gelecek. 0 0. Şu. Şöyle bakayım. Görebiliyor musunuz dokusunu? Fark ettiniz mi dokularını? Yer yer verdim arkadaşlar bakın. Çok vermedim. Hemen onu da alalım. Şuradan keseceğim. Buradan varmış gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Şu. Hemen boyayalım. Yaptıkça çok farklı şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Allah Allah, bu da böyle miymiş diyeceksiniz. Kat kat yapanlar genelde belki bir günde, bilemediniz iki günde bir resmi bitirebiliyorlar. Hadi bilemediniz bir hafta diyelim, haftanın 5 günü giderse bir haftada resim bitiriyor. Ama bizim resimlerimiz bir haftada bitmiyor arkadaşlar. Neden bitmediğini görüyorsunuz. Aa, bu bir şey midir? Hani artı mıdır, eksi midir? Orasına siz karar verin. O farklı, bu farklı arkadaşlar. Öyle diyelim. Ne o kötü, ne bu iyi arkadaşlar. Hepsi de iyi. Hepsinde kendine göre güzelliği var, estetiği var. İsteyen onu beğenir, isteyen bunu beğenir. Aralarında ayrım yapmak istemiyorum. Evet, bakın. Bunu da aynı şekilde. Allah'ım, Allah'ım, giyip gidelim. Giyip gidelim ama koronadan nereye gidelim? Evet, bakın. Burada da yine bir boşluk oluştu. Gördünüz mü? Bir sandalet gibi oldu gerçekten. Evet. Şimdi o da bitti arkadaşlar. Gelelim şimdi botlarımıza. Botlarımıza ip kullanalım arkadaşlar. O ipi ayrıyetten size göstereceğim ama şimdilik botlarımızın bir ana zeminlerini keselim. O sanırım şimdiki bu videoya sığmayacak. Şimdi şurada bir botumuz var, görüyorsunuz. Evet, bakın şu ön yüzü var. Bir de onun arka yüzü var. Önce bir doku kazandıralım. Önce şu öndekini yapalım. Önce şöyle bir doku kazandıralım. Yapılan her iş çok büyük emek arkadaşlar. Bakın bu şu ön tarafını şuradan gelin. Buradan, buradan, şuradan. Bak şöyle terliğin arkasına kaldığı için o kısmı öyle yapacağız. Benim kızdığım çok bir şey var, bir nokta var. Sergilerde geliyorlar işte. Aa diyor, bu çok basitmiş diyor şimdi. Benim için demiyorum arkadaşlar. Başka sanatla uğraşan arkadaşlarımız için diyorum. Yani yazık, ona uğraşmış, oturmuş, yapmış insanlar. Emek harcamış, zaman harcamış. Ne büyük şeyle yapmış. Geliyor oradan birisi, aa bu çok basit, ne olacak canım. Çok çok ayıp. Şöyle bir şey demeyelim arkadaşlar. Hangi iş olursa olsun gerçekten çok büyük emek hepsi de. Şimdi öyle dediler mi ben üzülüyorum açıkçası. Şimdi şu kısmı kaldı, bakın. Şöyle yapalım. Şöyle bir kazandıralım. Bunu da şuradan girelim arkadaşlar, bakın. Şöyle gelelim. Buradan şöyle payla alalım. Hangisi güzel, hangisi çirkin, o kişiye kalmış. O görecelidir. İğne oyası yapanlar, Allah'ım ne büyük emek. Yani gören, aa diyor, şöyle şöyle yapıyor diyor. Bak görüyor musun, ne kadar basit. Hiç öyle mi arkadaşlar? Bir geçin bakalım başına. Yani kolay mı, basit mi bir görün. Evet, bu da arka taraf arkadaşlar. Hemen boyayalım. Boyadık mı? Boyamadık. Şimdi arkadaşlar bir form verelim buna. Bakın elimle bile form veriyorum. Elinize veremezseniz şu şeritleri ayrıyetten bir daha yapalım, tamam mı? Ama biz şimdilik şu şeylerini yapalım. Şöyle. Şöyle bir. Bakın. Şöyle bir şey verdim. Bota. Sanırım bir bot. Evet. Bunu da şöyle yapalım. İç bükey yapalım bu kısmını. Bakın. Ben bunu böyle şöyle biraz şöyle geri attırdım ki şöyle
Şu. Gördünüz mü? Şurada herhalde botun bir şeyi var. Hemen bunu bir yapıştıralım. Silikonumuz bitmiş. Hemen başka bir silikon alalım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Botumuzun birisi hazır. Evet, bunu da kenara koyalım. Sıra geldi diğerine. Şimdi burada arkadaşlar bu bot yan devrilmiş. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu çok işlem yapmamıza gerek yok. Bunu da şuradan gelelim. Buradan 0 0 şuradan şunun arkasından şöyle çıkartalım. Şu taban kısmını şöyle düz bir şey yapalım, çizgi yapalım. Buralara da şöyle dok kazandıralım. Şu. Gördünüz mü? Dokuyu. Bu. Onda hiçbir şey yapmayacağız. O kadarlık. Olduğu gibi çıkartacağız. Sadece form vereceğiz. Evet. Şimdi formu bakın şu kısmı şuradan şöyle taban. O yüzden şöyle hafif büküyorum ki tabanı şöyle belli olsun arkadaşlar. Bu. Koyalım hemen kenara koyalım. Evet. Şimdi ipi bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Burada bakalım eksiğimiz kaldı mı? Ha, ninemin saçlarını yapıştırdım. Onu göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Tabii şuraya yapıştırmadım da daha. Onu ben fotoğraf çektim size daha detaylı olarak görülsün diye. Allah'ım, Allah'ım, kıvırcık saçlarını sevsinler senin. Gördünüz mü? Bakın şuralarda da şöyle rulo yaptım. Bakın şu yer yer şöyle küçük bir tane rulo yaptım birkaç yerinde. Böyle bir tane zülüf yaptım. Bu. Evet arkadaşlar, hadi bakalım sonraki videoda görüşelim.